Olsun, şimdi bir hedef gösterme meselesi var ya, sürekli akitin tenkit edilen yönlerinden biri. Yani birisine hedef gösteriyor deniyor ve arkasında o kişinin başına bir şeyler geliyor. Tarihte de Ahmet Taner Kışlalı şey haberi var. İşte üstüne çarpı konduktan bir süre sonra öldürdüler. 3,5 ay sonra. 3,5 ay sonra öldürdüler. Arkasından bir Danıştay cinayeti baskını var. Orada da işte o başörtülü öğretmene meselesiyle alakalı bir karar verince işte o üyeler manşetini attı Akit. Arkasından bu olay işaret geldi. Yani bu üst üste gelince de yani dönüp geriye baktığınızda ya biz bir haber yapıyoruz. Birileri bunu fırsat mı biliyor? Nasıl yorumluyorsunuz bu denk gelişleri? Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim. Gerek Uğur Mumcu suikastı, gerek Sivas olayları, gerek Danıştay cinayetinde çok geriye gitmiyorum. Son bir hafta 10 günün içerisinde gazetelerde ve Akit'te de olmak üzere gazetelerde yayınlanan haberler bu olayların arkasında kimlerin olduğunu, hangi odakların bunu tezgahladığını ve nasıl tezgahladığını gayet güzel ortaya çıkartıyor. Orası malum. Ben şimdi, yayın açısından söylüyorum. Evet, şimdi bu dediğiniz doğru olabilir. Yani bu bazıları bunu fırsat bilip bu tür eylemlere girişmiş olabilir. O zaman geriye ama baktığımızda zaman, bunun bir öz zaman, eleştirisini yap. Hayır. O zaman hiçbir haber veremezsiniz. Ama çarpı koymalar falan. Ya çarpı koymalar. Söylüyorum. Emin Çalışan Tansuçlular Özel Çiller Uçuran Holding falan filan diye bir kitap yazdı. Bulabilirseniz bakın o kitaba. Bulabilirseniz bakın o kitabı. Tansu Çiller'in, Özel Çiller'in üzerinde çarpı işaretlidir. Kitapta. Bir. İki. Hasan Mezarcı dart yapıldı. Hasan Mezarcı kellesi konuldu. Hedef. Yani doğrudan. Doğrudan bir dergide yapıldı. Alın vurun der gibi. E şimdi bunlara bir şey olmuyor da. Siz yapınca arkasından birileri de... Biz yapınca oluyor. Yani bu hedef... Ya, bu hedef gösterme işi biraz yani... çok basite ayağa düştü. Çok basit ve ayağa düştü. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben 365 gün yazı yazıyorum. Her günde orada fotoğrafım var. Ben hedefim. Kendime hedef gösteriyorum. Her gün 365 gün boyunca kendime hedef gösteriyorum. Eğer beni vurmak isteyen varsa yazın. Korumanız var mı? Hayır. Allah'tan başka hiçbir korumam yok. Ama gene de o şeyleri eleştirel olarak düşündüğünüzde doğruydu mu diyorsunuz? Ya onlar... Ya birileri malzemeyi bu fırsatçılık hayır, yapıyorsa yani, üzerinden. Abi o yapabilir. Her haberde yapabilir. Yani Milliyet Gazetesi benim biraz önce siz söylediniz. Bu adamın uçaktan iniş var dedi. Yani orada bir sürü genel yayın yönetmeni varken özellikle benim başımı daire içerisine aldı. Peki bu bağlamda sonra... Bu hedef gösterme olmuyor mu peki? Şemin Sakık meselesi mektubunda da bu mesele dile getirildi. Çünkü Şemin Sakık üzerinden geçmişte bir andıç olayı yaşandı. Netameli bir isim o yönüyle. Yani ki o andıçta biz de vardık. Tabii. Şimdi gene Şemin Sakık üzerinden bir mektup üzerinden bir manşet oldu. Cengiz Çandarlar vesaire onlar hakkında. Bunlar PKK taraftarı, PKK yandısı vesaire bir takım şeyler vardı orada. Peki bunu haberleştirirken ya gene bir işin zokanın altına girer miyiz? Gene bir sıkıntı olur hiç endişe etmediniz mi? Ben özellikle... Çünkü o zaman gene bir feryat oldu. Yani itirazlar ya, geldi. Ya gene hedef gösteriyorlar dendi. Ya bu hedef gösterme hadisesi yani o arkadaşlarımız da kendileri çeşitli gazetelere beyanatlar verdiler. Ama korkularında orada... haklı değiller mi endişelerinde? Ya bunu... Çünkü Türkiye'de yaşanmış şimdi, şeyler var. PKK yandaşı, PKK sempatizanı, yani Cengiz Çandar'ın PKK sempatizanı olduğunu söylemek için Şemdin Sakak'a gerek yok ki. Zaten kendisi gittiği yerlerde söylüyor bunu. Sempatizanı mı diyor? Yani PKK sempatizanı, yani Abdullah Öcalan'a şu yapılmalıdır, işte özellik verilmelidir. Ya bunları ama sempatizanın diyen... anlamına gelmez. Bu, yani çözüm için bunu öneriyor desek daha yanlış olmaz, doğru olmaz mı? Vallahi bilmiyorum. Yani PKK'dan çok farklı değil. Yani bunu da Şemdin Sakık'ın söylemesine gerek yok. Ayrıca Şemdin Sakık da herhalde Cengiz Çandar'ı benden çok daha fazla iyi tanıyor. Yani herhangi bir, yani gene başına bir iş gelirse gibi endişe... Yok. Yani orada bakın arkadaşların belki orada o da sayfanın hani estetik görünümü açısından kullandığı fotoğraflar var. Yoksa oraya mesela fotoğraf kullanmasaydı onlar fotoğraflarımızı koydular falan demeyeceklerdi belki.
Ama diyorum yani Cengiz Çandar bilinmeyen bir insan değil ki. Yani, yani daha haberi koyunca... derli toplu verebilirdik gibi bir öz eleştiri var mı? Hayır, onu demiyorum. Yani belki fotoğraf kullanmayabilirdi orada. Yani ama dediğim gibi estetik kaygılarla bu fotoğrafı koymuş oraya. Onlar da işte fotoğrafı koyunca hedef gösterdi falan deniliyor. Ama yani bir gazetecinin fotoğrafı, yani Cengiz Çandar'ın fotoğrafının orada konmuş olması, evet, onun hedef gösterilmesi anlamına gelmiyor. Eleştiriliyor. Yani o nasıl bizi eleştiriyorsa, mesela bir gazeteye demeç verdi. Benim hakkımda bu adamın işte başbakanın uçağında ne işi var? Bu da yani bir hedef göster. Peki son bir dakikaya girdik. Ali Bayramoğlu vakası. Kripto Ermeni haberi. Bu da haber vaktimde çıktı bildiğim kadarıyla. Sonra Akit'te bunu haber yaptı diye biliyorum. Doğru mu? Hatırlıyorum. Yok, bir yazarımız kaleme aldı sanıyorum. Yani, ama onu ona sormak lazım. Ben çok fazla üzerinde durmadım doğrusu. Peki şimdi sorduğumda bu yaklaşım sizce, yani onun kripto olduğunu söylemek, insanları yani bir Ermenilikle suçlamak ırkçılık bir yaklaşım anlamına geliyor mu sizce? Yani o arkadaşlar... O haberden bağımsız sorayım yani ilkesel olarak. Yani ben onu işin doğrusunu söylemek gerekirse Ermeni sempatizanlığı şeklinde algıladım. Algılamam. Ama belki kripto gizli ben de, Ermeni demek. Ya belki benim de yani bir algılama sorunum var. Ben o manada kullanıldığını düşündüğüm için çok fazla tepki vermedim. Ama onun işte gizli Ermeniliği falan onu bilemiyorum. Yani ırkçılık üzerinde yok. Haberden bağımsız olarak ırkçılık üzerinden insanları bu şekilde... Yani bir Müslümanın zaten ırkçı olması mümkün değil. Sen Ermenisin, kötüsün. Yok. Ermeni veyahut da İsrailli veyahut da Arap olması bir insanın onun üstünlük veyahut da aşağılanmasını gerektirmiyor. Ki kendisi zaten Ermeni olmadığını söyledi. Yani olsa ne olur, ayrı bir şey. Sizin de dediğiniz gibi. Yani Allah onu Ermeni yaratmıştır. Eğer Ermenicilik Hrant Dink'i biz 3 sefer veya 4 sefer manşet yaptık. Hrant Dink'i 3-4 sefer, yani onun sözlerini. Yani öyle bir şeyimiz olsa, ayrımcılık veyahut da o nefret suçu falan diyorlar ya, ondan bir şey olsa herhalde...